Sinop mutfağından borani aşı. Hamuru için 6 su bardağı un, 2 adet yumurta, 1,5 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz. İç harcı için 250 gram taze peynir, 4 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 tutam taze nane, 1 tutam dereotu, sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı. Şimdi izleyicilerime boran aşı yapacağım. Çok iddialıyım. Gerçekten evet. Çok güzel bir yemek. Peynirli mantı gibi bir yemek. Yöreseldir. Sinop yöresel. Senin iddialı olduğun her şeyi yerim. Çünkü mutfakta ne kadar marketli olduğunu ben biliyorum. Teşekkür ederim. Su, ılık su. Ilık su olacak ama önce bir şöyle yumurtayı şöyle ezeceğim iyice. 1,5 su bardağı yeter olacaktır. İyi mi sıcaklığı? Çok iyi. Ilık. 1,5. 1,5 olsa yeter. Bayağı iyi. Şimdi de buna tepeleme şöyle bir tatlı kaşığı kadar düşünelim. Tuz. Tuz koyalım. Sert olur. Klasik mantı hamuru suda evet, pişeceği için olacak. Dayanıklı olması gerekiyor. Aynı su böreği gibi düşünün. Hı-hı. 5 bardak olmuştu. Devam ediyorum. 5,5. 6'da bir duralım. Bir bakalım. Hı-hı. 6 yap onu istersen. Tam 6'ya tamamladık. Evet. Bunu evet. Yedireceğim artık. Yeter olacak. Sert bir hamur olacak. Hamurumuz artık oldu. Bunu da yine sen hani bana yardımcı oluyordun. Bir sarıyorduk ya streci. Şöyle sarayım. Şöyle saralım. Dinlensin. Bunu biraz katı yoğurduğumuz için 10-15 dakika bir dinlendirelim. O arada içimizi hazırlayalım. Tamam. Kendi elleriyle üşenmeyip getirdiği Sündüz ablanın taze künefelik peyniri bu değil mi? Künefelik değil. Bu bildiğiniz köy peyniri. Köy peyniri. İnek sütünden yapılma. Tam her yağlı. Yağlı olacak. Şöyle bir kalıp kadar keseyim ben bunu. Şöyle 250 gram kadar köy evet. peyniri, tuzsuz bir peynir. Normal beyaz gerekiyor. Peynir de olabilir. Ha. Çok tuzlu olmadıktan sonra öyle beyaz mi? Sert bir peynir. Sözümü geri alıyorum o zaman. Şöyle rendeleyelim iri iri, iri tarafından. Bir de süzme yoğurda ihtiyacınız var. Tabii onu tutması için peyniri. Dereotu, taze ve, nane. Evet. Peynirimizi de rendeledik. Ben sana doğruyu versem mi acaba? Çok ince, ikişer tutam kadar. Fazla değil. Bu iyi mi mesela? Daha koyayım. Biraz yok, az olsun az. İki. Süzme yoğurdumuz da gayet güzel süzülmüş. Şimdi şöyle 4 kaşık koydum. İyice karıştırıyorum peynirle yoğurdumu. Yedireceğim. Evet, hamurumuz dinlenmiş. Çok güzel. Şimdi kıvamına gelmiş. 2 eşit bezeye böleceğim. Süper. Evet, bir tanemiz hazır. İkinciyi de hazırladıktan sonra açmaya başlayabiliriz. Klasik mantı hamuru açacağız. Evet, kalınlığı mantıdan, aynı olacak. Şimdi şöyle bir şey. Çok mantıdan bir nasıl diyeyim? 1 milim kalın. Ben şimdi açtığı zaman size. Bunun özelliği o. Kalın olması özelliği. Oldu. Yani böyle gerçekten çok az daha kalın. Çok az daha. Mantı hamuru gibi hemen düşünebilirsiniz. Yakın. Kocaman bir tencere suya ihtiyacınız var. Bol bol kaynayabilsin diye. Klasiktir. Kurumadan hemen kapatmanız gerekiyor. Evet, ben kapatmaya başlayayım.
Bunu kapatma yapayım. Şeklini göstereyim isterseniz. Göster. Çok iyi yapıştığından emin evet, olmanız emin gerekiyor. Evet, emin olmanız gerekiyor. Çok iyi yapıştığından. Yaptıklarımızın birbirine değmemesi gerekiyor. Evet, yapışmadan. Çünkü ikinciyi açana kadar vaktimiz geçeceği için birbirine değerse yapışır. Özelliğini kaybederiz. Şöyle bir alalım. Böyle de koyayım. Şu üçgenleri. Şöyle alalım. Kolay bir mantı aslında. Kapatması kolay. Zor olmadığı kolay için. Kolay ama bir o kadar da lezzetli. Evet. Peynirin ve yoğurdun kokusuyla birlikte. Hemen masaya yapışmış görüyor musun? Evet. Ayrılmıyor. Tamam. Şimdi öbür bezemizi açacağız. Ben şerbetliyorum artık. Evet, şerbeti yiyelim. Şerbetim biraz koyu mu oldu acaba? Koyu gördün olsun. Mü? Koyu olursa çok güzel olur. Evet. Güzeldim, çok güzel. Buna bolca tuz atıyoruz. Birazcık da sıvı yağ dökelim. Şimdi direkt atabiliriz bunları evet, artık hemen. Bir şey koymamıza gerek yok. Şöyle. Evet, hemen. Hemen kapağını kapatıyoruz ki hızlı kaynasın. Tamam, ben şimdi senin tereyağını koyayım. Evet, hemen tereyağı çıkar koyalım. Çıkmaz sunum kabını alıp tereyağlamamız gerekiyor. İyi mi? İki tepeleme kaşık kadar olsun. Tereyağını bol kullanıyoruz. Tamam, ben de hızlıca masanı toplayacağım. Aslında tamam. Kısmen günün en güzel anı sunumlara geçmiş oluyoruz. Evet. Hemen sunum kabını almamız gerekiyor çünkü mantımızı. Boran aşımız da oldu. Şimdi bunu çok suyunu süzdürerek almayacağız. Sulu sulu olacak. Vallahi çok İtalyan makarnası oldu resmen. İşte sulu sulu. Şu anda son boranışımızı da sudan çıkartıyoruz. Orada bir tane kaldı galiba, onu da yakalayayım. Bir tane kalmış. Öf, muhteşem.